اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإين حتى تسكنه وارزك تواه ve tumeddi'e hu fi ha tebila bi rahmetike ya arhamar rahimin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve ala Muhammedin i̇mam cafer Sadık aleyhisselamın hayat hakkında güzel bir sözü var. Ve hayatta başarılı olmanın eee 3 tane ana temasını anlatıyorum o Muzaffer Sadık. A buyurur ki 3 <laughs> nokta vardır ki o 3 nokta insan eee ziyayet ederse mutlaka başarılı olacaktır. Birincisi işlerinde düzen. İşlerinde düzenli olan bir kişi yatma saati, kalkma saati, çalışma saati ve işinin içinde düzen, işinin kendi içinde düzen, evrak takibi olsun, mallarının düzümü olsun, işlerini takip olsun, yani bir düzeni olması bu bir. İşte düzeni olması kişiyi muvaffak eder. İkincisi zorluklarda sabır etmesi. Bu dünya zorluk yeridir arkadaşlar. Bu iş böyledir. Allah'ın kendisi zaten Kur'an'da açık bir şekilde diyor. O diyor ki biz bu dünyayı zorlukta yarattık. Yani daha doğrusu insanı biz bu dünyada zorlukta yarattık. Dünya zorluk yeridir. Dünya kolaylık yeri değildir. Üstadımız dedi ki çocuk dünyaya gelirken ağlamaya başlıyor. Yani bunun bir zoru vardır şarkılıyor da. Yani çocuk niye ağlasın yoksa? Bir zoru vardır bu çocuğun. Hala sebepleri var, girmek istemiyorum. Ve insan ölünce de zorluk çekiyor. Yani doğduğu ilk günden ağlamaya başlıyor. Çünkü bir zoru vardır, bir zorluğu vardır, bir sıkıntısı vardır ki ağlıyor. Ve ölmek üzereyken bile can verirken de bir zorluk vardır. Ve bu arada doğumlu ölüm arasında dünya hep zorluklarla boğuşma yeridir. Allah sadece bazen e, yani patlamayalım diye, çatlamayalım diye bazen böyle kolaylık veriyor, bir nefes aldırıyor o kadar. Onun dışında bir hayata dikkat etsek hep bir zorluk vardır. Erken uyanmak zordur, ticaret yapmak zordur. Ticarette doğru olmaya çalışmak zordur. Anne baba hukuku vardır, riayet etmek zordur. Kardeş hukuku vardır, hanım çol çocuk hukuku vardır, riayet etmek zordur. Bilgi edinip kültürlü olmak istemek zordur. Nefisi terbiye etmek zordur, zordur, zordur ibadet etmeye çalışmak zordur. İbadeti kaçırmamaya çalışmak zordur. Dünyada bir zorluk vardır. Ve bu zorluklar içinde e, zorluğa hataya düşmeden tahammül etmenin adı sabırdır. Sabır budur. Sabırın tanımı budur. Sabırı genellikle insanlar şöyle biliyor. Yani oturup beklemek, her şeyi zamana bırakmak falan. Böyle değil sabır. Tahammül etmek. Sabırın manası budur. Açılımı daha doğrusu budur. İnsanın karşılaşmış olduğu problemler karşısında hataya düşmeden o problemi çözmesine sabır denir. Sabır budur. Dolayısıyla da İmam Aleyhisselam buyuruyor ki İmam Cafer-i Sadık. İnsanın hayatının üç tane ana anahtarı vardır. Birincisi işinde, hayatında düzen olması. İkincisi zorluklar karşısında sabır etmesi. Üçüncü olay da dinini öğrenmesi. Neden diyor dinini öğrenmesi? Dinini öğrenme derken bizim aklımıza hemen gelen bu ibadetlerdir. Değildir. Ben hep altını çizmeye çalışırım ki din ibadetlerle ibaret değildir. Din yaşam tarzıdır. Din sana nasıl sabah nasıl uyanman gerektiğini söylüyor. Din sana tuvalete nasıl gitmen gerektiğini söylüyor. Din sana nasıl yemek yemen gerektiğini söylüyor. Din sana nasıl yolculuk yapman gerektiğini söylüyor. Din sana nasıl evlenmen gerektiğini söylüyor. Din sana mirası nasıl paylaşacağını söylüyor. Din bunlardır. Ve İmam Aleyhisselam buyuruyor ki insanı huzurlu edecek şeylerden bir tanesi de dini, kurallarını bilmesidir. Dini kurallarını bilmesi yani yaşam kurallarını bilmesi. Doğru yaşam kurallarını bilmesi mana budur. din bilməsi demək yani doğru yaşam qorallarını bilməsi deməkdir. Vəssalam. Bu 3 anahtar ra insan hayatında diqqət edərsə yazması lazımdır. Bu 3 tane yazacaq, asacaq masasının üzərinə, asacaq televizyonun üzərinə. Oraya davamı baxacaq bu 3 nöqtəyə. Hayatta düzən, zorluqlarda sabır, Yani sabrın da manasını söyledim. Üç dini kurallarımı öğrenmem. Ben öğreneceğim dini kurallarımı öğrenmem gerekir diyecek ve öğrenecek. Siz bu insanın bu dünyadaki yaşantısına o zaman bakınız ne kadar mükemmel bir yaşama sahiptir. Ne kadar olgun bir insandır o insan. Müm mümkün değildir böyle bir insanın bu dünyada başarısız olması mümkün değildir. Hem saygın olacaktır. hem hilim sahibi olacaktır. Yani konuşmuş olduğu sözlər ağır sözlər olacaktır. Hani bazı insanlar vardır ya, hikmetli sözlər konuşur. Bazen filmlərdə də yaşlı bir insanı bazı filmlərə buraxırlar, ona o hikmətlə sözləri söylətirlər. Adam az konuşur ama cümlələri hikmətlidir. Yani altın doludur. Çox şey anlatıyor. az konuşur, öz konuşur ama demiş olduğu cümlelerden her birinden bir makale çıkar, bir kitap çıkar. Buna hilim denilir. Öyle bir insan olmasını sağlar bu anlattığım kurallar. Yani yaşam boyunca böyle yaşayacak bir bakacak yaşı gelmiş 50'ye 60'a 60'a geldiğinde bunun sözleri hikmetli sözler olarak tanınacak ve bilinecektir. Bu İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bizlere tavsiyesidir. Ve iş konusunda da e, yine İmam Cafer Sadık'ın bir sözü var. Buyuruyor ki, e, evvela şöyle bir disiplin var. Onu söyleyeyim, daha sonra hadise geçeyim. Disiplin şudur. Diyor ki, kendiniz yapabildiğiniz işi bir başkasına yaptırmayın. Eğer bir işi kendiniz yapabiliyorsanız onu bir başkasına elinizden geldiği kadar yaptırmayın. Örneğin kendin kalkıp su içebileceksen bana bardak su ver deme. Kendin kalk suyunu iç. Kendin bir şeyi taşıyabiliyorsan onu başkasına taşıtmamaya çalış. Yani işlerini kendin yapmaya çalış. Hayatta böyle bir disiplin ve şeyin olsun programın olsun. Elinden geldiği kadar işten kaçma ve işi kendin yapıp kendin takip etmeye çalış. İmkan dahilinde diyorum. İmkan dahilinde. Tabii ki e, bazen hayat düzeninden dolayı e, kişi patron olarak e, işleri e, düzene sokup herkese bir görev verebilir. Bu bu da iş takibidir zaten. Bu da kendisi de iş takibidir. Ee, bu hayatta bir disiplindir. Kendin yapabileceğin işi elden geldiği kadar başkasına yaptırmamaya çalış. Ama gelelim İmam Cafer Sadık'ın bu konuyla ilgili sözüne. İmam Cafer Sadık buyuruyor ki büyük işleri kendin yap, küçük işleri başkasına yaptır. Bu insanı başarılı kılar. Büyük işleri kendin yap, elinden geldiği kadar zor işleri kendin yap, kolay işleri ve küçük işleri başkasına yaptır. İnsan ne kadar bu dünyada büyük işlerle uğraşırsa, zor, iş, zor işlerle uğraşır ise insanın yeteneği bir o kadar daha çok gelişir. Bir o kadar daha çok gelişir. Dolayısıyla da bu büyük bir tavsiyedir. Bunun açılımı da çoktur. Ben buna fazla eğilmiyorum. Yalnızca bu hadis, bu İmam Cafer-i Sadık'ın sözü aklınızda kalırsa ve bu da hayat prensibinizde uygularsanız, bu da insanı mükemmelliğe ulaştıracak kısa yollardan bir tanesidir. Büyük ve önemli işleri kendiniz yapın. Önemsiz işleri bir başkasına yaptırın buyuruyor. Aha. Evet. Eee ama bizim eee üzerinde durmamız gereken meselelerden bir tanesi de ve en önemlisi de bizim beden sağlığımızdır. Din beden sağlığına çok önem veriyor. Neden din beden sağlığına bu kadar önem veriyor? Çünkü bizim bir ruhumuz vardır, bir de bedenimiz. Ve ruhumuz bu bedeni kontrol ederek bu dünyada yaşıyor. Biz özümüz, kendimiz yani o ruh, eşittir ruh. Yani şu anda sizinle konuşan benim bedenim değildir. Benim kendimim, ruhum. Dinleyen sizin ruhunuzdur, bedeniniz değildir. Bedeniniz sadece mikrofondur, haporlordur o kadar. Yani sesin çıkmasını sağlayan bir haporlur, sesin algılanmasını sağlayan bir mikrofon diyelim buna biz. Budur. Duyan beden değildir, konuşan beden değildir. Sesin çıkmasını sağlayan sadece bedendir dili hareket ettiren benim. Yani o ruhtur. Şimdi ruh eşittir biz. Beden biz değiliz. Beden sadece bu dünyada kullandığımız bir şeydir. Çünkü saçımız uzadığı zaman saç bedendendir değil mi? Saçımız uzadığı zaman kesip atıyoruz. Yani biz mi gittik çöpe? Yok. <laughs> Bizim kullandığımız bir araç gitti çöpe. Tırnağımız uzadığı zaman kesip atıyoruz. Yani biz mi çöpe gittik? Yok. Kullandığımız bir araç gitti çöpe. Yarın su gün Allah etmesin. Bazı insanların ne oluyor? Bir bacağı kopuyor, belden aşağısı kopabiliyor. Eli kopabiliyor, kulağı kopabiliyor. Yani benim yarım mı gitti çöpe? Hayır. Benim aracım sadece gitti çöpe. Araç olarak kullandığım bir malzeme gitti. Ben gitmedim. Ben halen varım. İnsanın bacakları olmasa bile, belden aşağısı olmasa bile insan var. O kişi halen vardır. Sadece kullandığı araç yoktur. Beden bizim bu dünyada kullandığımız araçtan da başka bir şey değildir. Biz eşittir o ruhuz. Biz bu bedeni sadece bu dünyada kontrol ediyoruz. Ve insanın kullandığı araç yani bedeni ne kadar sağlıklı olursa ruhu bir o kadar bu aracı daha da güzel kullanabiliyor. Amaç bu dünyada ruhumuzu kemale erdirmektir mükemmel bir insan olmaya çalışmaktır. Amaç budur. Bu ruhu bu dünyada biz geliştireceğiz. Ama bu dünyada ruhu geliştirebilmemiz için bedene ihtiyacımız var. Çünkü beden olmadığı takdirde ruh bu dünyada kendisini ifade edemiyor. Tıpkı ölü insan gibi. Değil mi? Ölü insanın bedeni vardır bu dünyada. Ama artık o ruh bu bedeni kontrol edemediği için insan kendisini bu dünyada ifade edemiyor. Nasıl ki ölen insan o teneşire bırakılıyor yıkamak için veya da yataktadır, morktadır. Bize bir şeyler demek istiyor. Bizimle konuşmak istiyor. Bir derdi vardır söylemek istiyor. Ama artık o bedeni kullanamadığı için. O bedenle irtibatı kesildiği için ruh bu dünyada kendisini bize ifade edemiyor. Onun içindeki beden dünyada bizim ifademizi sağlayan, bizim kemale ermemizi sağlayan bir araçtır. Ve bu araç ne kadar sağlam ve sağlıklı olursa taşıdığı o ruhu bir o kadar güzel maksatına ulaştırır. Neye benzer? Bu şuna benzer. Bir tane araba düşünün. O 9-10 milyarlık arabalardan. Şimdi sen bu arabayla 3000 kilometre bir yol gitmek istiyorsun. Bir de altında temiz bir kaliteli araba olduğunu düşün. Reklama girmek için, girmemek için isim vermiyorum. Kaliteli bir araba olduğunu düşünün. Şimdi o kaliteli araba bakımı yapılmış veyahut da sıfır araba seni 20 bin kilometre de götürür. Binersin üzerine 20 bin kilometre de o araba yol yapar. Yapar mı? Yapar. Ama 30 yıllık araba, 40 yıllık araba Bakımı doğru düzgün yapılmamış. Kayışı eskimiş. Araba, lastikleri yeterince yıpranmış araba. Seni 2000 kilometre dahi götürmez. Yolda sana arıza çıkardır. Doğru mu? Dolayısıyla da seni maksatına götürmez. Aracın ne kadar iyi olursa seni o kadar <laughs> maksadına Çabuk götürür, hızlı götürür ve sağlıklı götürür. Bizi bu dünyada Allah mükemmel bir insan olmamız için yaratmıştır. Ve bu mükemmel insan olacak şey de bizim kendimiz, kendimiziz. Yani ruhumuzdur. Ama bu dünyada ruhun ifadesi için Allah bir beden yaratmıştır. Demiştir bu bedeni kullanarak o ruhu idare edeceksiniz. Evet, biz de artık bu bedeni kullanıyoruz. Dolayısıyla da bu bedenin sağlıklı olması lazım. Ki bizi maksada götürsün bu beden. Öyledir de, örneğin siz bu saatte kalkmış buraya gelmişsiniz. Hasta olsaydınız kalkıp gelmeniz mümkün müydü? Değildi ki zaten bunun örneklerinde hayatımız boyunca yaşıyoruz. Peki gece saat 2'de uyusaydınız erken saat 5.30'da kalkıp gelmeniz mümkün müydü? Yine değildi. Çünkü bedenin uykuya ihtiyacı vardır. Sen gece 2'de uyumuşsun. Erken saat 4.30'da 5'de uyanman mümkün olmayacaktı. Beden senin uyanıp da burada eğitim, bilgi, kültür öğrenmene müsaade etmeyecekti. Dikkat ediniz. Veyahutta beden hasta olsaydı, hasta yani kırgın. Sanki 10 kişi seni dövmüştür, soğuk almışsın. Uyanıp gelebilmen mümkün müydü? değildi. Çünkü o bedenin yorgunluğu senin ruhunu baskı altına alacaktı ve diyecekti ki halin yoktur. Bu araba seni götürmez oraya. Bu arabayı istirahat ettir diyecekti. Bırak soğusun motoru diyecekti. Dikkat ediyor musunuz? Beden sağlıklı oldu mu? Siz de işinize, hedeflerinize daha çabuk ulaşırsınız ve daha sağlıklı ulaşırsınız. Onun içindir Allah bize bedenimize sahip çıkmamızı istiyor. Bedenimizin sağlıklı olmasını bizlerden istiyor. Ve bunun için de bazen Allah rızasını bile Allah kenara bırakıyor. Arkadaşlar ibadet Allah rızası olursa kabuldur. Dikkat edin ibadet. Örneğin bir insan namaz kılacaktır. Allah diyor benim için kılar isen ben o namazı kabul ediyorum. Yani ne demek benim için kılarsan? Yani eğer sen şu niyetle kılarsan ki ben namaz kılayım ee, ve beni namaz kılan olarak görsünler bana güvensinler e, farz-ı misal bende alışveriş yapsınlar örnek veyahut da e, şu anda modadır artık yani kim dinlerse siyasette daha iyi yer alıyor adam siyasette iyi bir yer almak için namaz kılmaya başlıyor hacca gidiyor e, niyeti farklıdır yani niyeti Allah'a namaz kılmak değil de niyeti o ibadet üzerinden bu dünyavi bir şey elde etmektir. Allah diyor ki ben böyle bir ibadeti kabul etmiyorum. Ama tuhaftır. Kötü alışkanlıkların bırak bırakılmasında Allah diyor Allah rızasına hiç gerek yoktur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah rızası olmasa dahi bir insan içkiyi bırakırsa Allah o insana cennet verecek. Cennetin içeceklerinden ona tattıracaktır. E cennetin içeceklerinden tatmak için de cennete gitmek gerekir. Hazreti Ali peygamber efendimize soruyor. Diyor ki ya Resulallah Allah rızası olmasa dahi mi? Yani Allah rızası olmasa dahi bir insan sadece sağlıklı olmak için içkiyi bırakırsa cennete mi gidecek? Peygamber efendimiz buyuruyor. Evet ya Ali. İbadette Allah rızası şarttır. Ama bu tip şeylerde Allah rızası dahi şart değildir. Neden Allah böyle bir mükafat veriyor? Allah rızası olmamasına rağmen çünkü bizlerden bedenimizin sağlıklı olmasını istiyor. Çünkü Allah biliyor ki sağlık beden sağlıklı oldu mu bu insan yarınsın günü de güzel işler yapacaktır. Bu bir örnektir. Mesele sadece içki meselesi değildir. Burada Peygamber Efendimizin bize bir mesajı var. Yani beden sağlığınıza önem veriniz. Allah rızası için dahi olmasa, dini konu dahi olmasa, bırakın her şeyi kenara, beden sağlığınız bu dünyada sizin adam olmanızı sağlayacak bir etkendir. Öyledirdi arkadaşlar. Bedeni sağlıksız olan, hastalıklarla boğuşan insanlar genellikle toplumsal görevleri de yerine getiremiyorlar. Bu iş böyledir. Evet. Beden sağlığıyla alakalı konuya girdik. Ve bu beden sağlığı için neler yapmamız gerekir? Ne yapalım ki bedenimiz sağlıklı olsun? Bu konuyu dinimiz güzel ele almıştır. Ve bize mükemmel yollar çiziyor. Sağlıklı bir bedenin yolu nedir? İnşallah ilerleyen zamanlarda biz bir bunları anlatacağız. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.